Kimse yokken halledeyim şu işi. Bence Selami de Haluk da olmalı bu grip açısından. Ay hele Haluk kesin olmalı. O bir grip olursa var ya dünyayı ayağa kaldırır. Akşam konuşalım da ihmal etmesinler bunu. Ay kesin ihmal ederler. Bence kulaklarından tutup götürelim eczaneye. Haluk hayatta gelmez. Selami de. Oo, fena olmuyor ha. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Haluk bugün erken gelecek. Ben de çıkacağım şimdi zaten. Selami de direkt toplantıdan eve gelecekmiş. Akşam uğrasanıza. Dur bakayım ben bir eve gideyim de çok işim var. Gelemeyiz herhalde Meltem. İyi o zaman yarın görüşürüz. Hadi, hadi canım bay bay. Ana! Tom Cruise'a benzedim be Tom Cruise'a. Şimdi de pas vermesinler de görelim. Saçlara bak. Alo, kimse yok mu? Ana, kimse yok. Merhaba. Merhaba. Nasıl oldun? İyiyim canım, sağ ol. Daha iyiyim bugün. İyi. Çocuklar gelmemiş. Saat daha erken, anca gelirler. Şuna bir kez daha bakayım. Of be, çok yakışıklı oldum ya. Banyoda kim var? Ben varım anne. Emre miymiş? Ne işi varsa bu saatte evde. Kim bilir. Çok yoruldum bugün. Ben de öyle ya, ölüyorum. Merhaba. 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 Ana! Ne var baba, ne oldu? Emre, yavrum sen ne yaptın böyle? Saç rengimi değiştirdim anne. Nasıl olmuş ama güzel değil mi? Oğlum sen manyak mısın? Yapma baba ya. Bu avuç kafamla bir tane bile kız bulamadım. Ama bu saçlarla kesin bulurum. Mutfak. Bütün bunlar hep senin yüzünden Meltem Hanım. Ben ne yaptım şimdi? Senin kuaför Sevda'nın yüzünden. Seni görüyorlar örnek alıyorlar. Haluk ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Herhalde beni örnek alacak değiller. Sen benim hiç perma yaptığımı gördün mü? Bence havuç dememize taktı kafayı. Kafayı takmamış, boyatmış, boyatmış. Haluk sakın bağırma çocuğa. Eminim vardır bir nedeni. Ha sen şimdi koşa koşa gidip bunu psikoloğuna sorarsın tabii, tabii. Psikoloğa soracağım tabii. Kime soracağım? Kuaförüne sor. Sor bakalım o boya kafadan nasıl çıkıyor? Canım yıkanınca çıkar, sprey boyadır. Merhaba. Duygu geldi. Anne bu ne? Kardeşin yavrum. Bunu hiç bir leylek getirmiş olamaz. Hiç konuşma abla. Ben böyle daha karizmatikim. Oğlum gidip aynaya baksana. Neresi karizmatik bunun? Haluk böyle şeyler söyleme. Demek bunca yıl boşu boşuna avuç gibi dolaşmışım. Şuraya bak be. Resmen artist gibi adamım. Şimdi avuç desinler de görelim bakalım. Bence artık avuç demezler. Demezler tabii. Karalahana falan derler. Ana. Karalahana. Ne yapacağız Haluk? Bilmiyorum. Sinan Bey'i arayayım mı ben? Yok yok gerek yok.
Ben hallederim. İyi de nasıl? Sen çık, Emre'yi buraya çağır. Emre, oğlum baban seni çağırıyor. Nereye? Mutfağa. Gel otur bakalım biraz. Çok kızdın mı baba? Ya. Çok kızmadım. Yani ilk gördüğümde biraz garip geldi ama sonra alıştım. Yakışmış değil mi? Vallahi yakışmış diyemem. Garip olmuş. Nasıl yani? Yani nasıl anlatsam? Farklı olmuş. Sanki başka biri gibi olmuşsun. Biz seni hep o havuç halinle gördüğümüz için, böyle sevdiğimiz için garip geldi. Sen o saçlarınla ve çillerinle o kadar güzelsin ki. Oğlum, insanların en güzel halleri doğdukları halleridir. Bunu değiştirmemek lazım. Mesela Pascal Numa. Biz onu zenci olarak sevdik. Bir gün karşına Michael Jackson gibi bembeyaz çıksa onu sever miydin? Hayır. Beşiktaş'ın renklerini değiştirseydik, ha? İster miydin? Hayır, hayatta istemezdim. Ya, Fenerbahçe sarı lacivert, Galatasaray sarı kırmızı. Her şey kendi renginde güzel. Sen de kendi renginde güzelsin. Mesela televizyonda bir banka reklamında sana benzeyen bir çocuk var. Sahneye de böyle bir çuval dolusu havuç koymuşlar. Olmuş mu şimdi ha? Olmamış, olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü orijinal havuç sensin. Ay, ne yapıyorlar acaba? Baban kardeşini ikna edebildi mi, ne dersin? Edemez anne. Benim kardeşim tam bir üşütük. Kimse onu ikna edemez. Bak bakayım ha. Oğlum, biz seni olduğun gibi seviyoruz. Havuç olarak seviyoruz. Her şeyinle seviyoruz. Sen de bir ömür boyu seni havuç olarak sevenlerle arkadaş ol. Çünkü senin gerçek dostların senin olduğun gibi kabul edenlerdir. Diğerleri saçındaki o sahte boya gibi yıkayınca akıp gider. Ay, içeride ne konuşuyorlar çok merak ediyorum. Babam şu anda çıldırmak üzereydi. Emre laf anlatmaya çalışıyordur. Anne, ben yıkanacağım. Doğrusunu söylemek gerekirse ben pek sevmemiştim bu saçı. Zaten bizim sınıfta böyle saçı olan çok kişi var. Ama bir tek havuç kafa var, o da benim.